Merhaba, ben Türk vatandaşı Yavuz Yağcı. Hürmetli Azerbaycanlı abilerim, kardeşlerim, biz bir millet, iki devlet olarak haksızlığa sessiz kalmayalım. Eğer bugün sessiz kalırsak nasıl adalet olmadan yaşarız? Bugün birlik ve dirlik içinde olursak Allah'a da hoş gider. Bugün bana yapılan haksızlık yarın da size yapılacaktır. Şimdi 2014 yılından bugüne gibi bana yapılan haksızlıklara bakın lütfen. 1. 2014 yılında Mehman İnsanov beni davet etti Bakü'ye biznes kurmak için. İyi niyetimi suistimal edip Asef Cebrailov'la beraber 38.500 ABD dolarımı alıp beni dolandırmıştır. Karşılığında demiştir ki eğer senin puluna bir şey olsa evden çıkmazsın. Pulunu verene gibi evde kalırsın. Şimdi bana yapılan haksızlıklar şu. Ben 2014'ten 2017'nin Mayıs ayına kadar Karaçukur'daki evde kalmıştım. Oradan beni çıkartmak için, pulumun da batması için Hanife Aslanova'yı üzerime salmıştır. Hanife Aslanova 2016'nın Mart ayında 23 Mart 2016'da beni evime zorla girerek, kanunu hiçe sayarak bana hasaret getirmiştir. Ondan sonra bir hafta sonra 31'inde de uçota düşmüştür kent savcılığında. Sonra beni mahkemeye vermiştir. Ondan sonra 2017'ye kadar benim işim 2 yıl Surahanı'da gitti işim. 2 yılda baş polis idaresinde. Oradan aldığım baş polis idaresinde en son emlakına, Hatay rayon mahkemesinde emlakına hapis koyulmuştu. Burada da kağıdı. Hapis koyulduktan sonra Mehman İnsanov'un evine, maşınına bir de Asef Cebrailov'un 6,35 hektar torpağına hapis koyuldu. Bana stop koyulduktan sonra tutmuşlar benim adımdan sahte bir senet vermişler. Böyle bir senet. Bunun da apostili yok. Ondan sonra gittim ben Türkiye'den başprokurorluktan bu sahte senedin sahte senet olduğuna dair yazı getirdim. Verdim. Rızvan Seferov'a, apelasyon mahkemesi hakimine. Benim işime bakmadılar. Sonra Kadın Babayev geçti onun yerine. O pensiyaya çıktı. Kadın Babayev de benim işime bakmadı. Araştırmadan işler gitti aile mahkemeye. Aile mahkemeden tekrar kayıtıldı iş geriye. Şimdi de hal hazırda ayın 24'üne atmışlar benim işimi mahkemeye. Ama Kamran Ekberov da yine karşı tarafı tarafını saklıyor. Bu sahte senedi neye göre araştırmıyorlar ben onu anlamıyorum. Yani bu sahte senedi normalde bütün bu senetlerin hepsi geçersizdi. İş o sahte senedi verip işi ayırmışlar. Ahmet Kuliyev Ağır Cinayetler Mahkemesi hakimi kömekçisinin de ses kaydı var. Neye dayanaraktan diyor ki işte gel abi ben adamlara söyleyeyim 10 bin dolar getirsin yahut da ben geleyim Gürcistan'a elimde subutlarım çok. Abi salam, necəsən, nə var, nə yox? Abi, o göydəki Allahın da olsun, səhərə kimi, gecədən səhərə kimi, məni yuxuda qoymamışsan yatmağa. Səninlə nə qədər dalaşmışıq, səninlə nə qədər dilləşmişik, səhərə kimi qoymamışsan yatmağa. Abi, yenə də deyirəm, o göydəki Allahın da olsun. Yəni, bugün hə denən axırıncı dəfə Allahın xatirinə eləyirəm. Bir dəfə də eləyirəm da ondan sonra nə yuxularıma girəsən, nə bir şey. Qoy rahat yatım mən. Hə deyirsənsə zəng eləyim. Mənə indi ya hə denən ya yox denən. Zəng eləyim. Pulu tapsınlar, neynirlər eləsinlər, 10 min dolları gətirib çıxartsınlar. Yox, mənə konkret siz qürəklə yox denən Şok tutaraq bunu. Gece səhərə kimi mən qoymamışam yatmağa yuxuda. İndi də oturub işdə yatmışam. Mənə bir dənə tez xəbər denən. Razısansə, hə deyirsənsə, zəng eləyim 10 min doları geçsinlər oradan, buradan, harda, neyin ilə eləsinlər, tapsınlar, gətirsinlər. Sən də ərzu göndər.
nümayəndən gəlsin, kimə etibar edirsən, o gəlsin və yaxud da ki, altı bazar, mən gəlim Gürcüstana, sən də keç Gürcüstana, Tiflisdə görüşək, verim sənə, ya nə tər istəyirsən, ofşum, qalanı da sənin öz işindir. Yəni, razısansə, mən tez bir zamanda xəbər elə. Altun insan o tarafından, məsələ, söylmüşəm, vurulmuşam, şikayətlərimə bakan yox. Ən son, işte görüyorsunuz, Kamran Ekberov'a yazmışım, kaçında yazmışım, 31'inde. Yok, ses sade yok hala. Ondan sonra Mehman'ın işini yazmışım, yine orada bir şey yok. Yani benim işim kanunsuzluklarla dolup taşmış. 8 yıldır ben sıkıntı içerisinde yaşıyorum. Benim de bir anam var, evladım var. Onlardan uzak, burada hayatımı yarı aç, yarı tok sürdürüyorum. Sizden ricam odur ki duyarlı olalım, birbirimize sahip çıkalım, paylaşalım, paylaştıralım. Yani bu kanunsuzluğa dur diyek. Benim haddinden fazla canım yanıyor. Bəs seni neye göre Azerbaycan'dan deport etmiştiler? Vallahi kanun... çok güzel, Allah razı olsun bunu söylediğin için. Şimdi düşün, sırf ben mahkemeye katılmayayım diye beni şey, bu baş polis idaresinin kararı var. Baş polisin idaresinin kararını ben götürdüm, 2016'nın dekabr ayındaki kararını götürdüm, Namık İbrahimov'a verdim, migrasyada işleyen. Dedi ki abi hiçbir problem yoktu, bana stop koyuldu. Yani ben gittim vizeyi aldım Tiflis'ten ama geriye koymadılar. Sonra bir hafta sonra müstentihle konuştum Vüsal Muharremov'la. Dedi ki senin işini vermişim Ağır Cinayetler Mahkemesi'ne, bundan sonra Elegay'ı onunla sakla. Yani stopu neye göre koymuşlar? 2 yıl inzibatı hata yapmışım. Normalde 3 olması lazım. Giriş çıkışı bozmuşum. Neye göre? Cezasını da ödemişim. 3 olması gerekirken 2 kere yaptığım halde bana stop koydular. Sonra stop koyulduktan sonra ben hakkımı aramayayım diye bu stopu koydular. Artık kimin eli var bilmiyorum. Bu şikayetlerimin hepsini defalarla yazmışım Prezident Administrasyası'na. Ne bileyim, burada şikayet etmediğim yani organ kalmadı. Hepsine şikayet etmişim ama lakin benim bütün şikayetlerime bakan yoktu. Evvellerde sizin yani muhtelif organlar karşısında, inzibatı organlar karşısında çıkışlarınız olup, itiraz aksiyalarınız olup. Evet. Bu onun neticesi olur mu? Hiçbir neticesi olmuyor. Hatta beni bir gün götürdüler Dahili İşler Nazirliği'nde, beni dövdüler. Bir iki günde kaldım nezarette. Baş polis idaresinin orada. Onun da ses kayıtları bende mevcuttu. Yani beni resmen boğuyordular. İşte Ramil Usubov deyir senin uşağındım. Ramil Usubov'un kabulünde olmuşum. Zakir Karalov'un kabulünde olmuşum. Yani hiçbirisi bana doğru düzgün kömeklik etmedi. Bu nasıl bir kardeşlikti? Bu nasıl insanlıktı? Yani onun dışında bütün haklarım yani benim fazlasıyla taftalanmıştır burada. Bu sahte senedi de normalde araştırmaları lazım, geriye gitmesi lazım. Kadın Babayev de bakmadı apelasiye mahkemesi hakimi. Yani bak bir sürü dele tuzluk var burada. İşte dediğim gibi bak apelasiyeye de Mehman'ın işini göndermişim. Diğer o söğüşler var, tehkirler var. İşte Mehman'dan şikayetini götürmesen başına bu oyunu açacağız. Şudu budu, şerleme, böhtan. Hepsinin ses yazıları, şer böhtanla ilgili ses yazmaları var. Ben 2019'da geldim, Mart ayında burada dosyalarından tanış oldum. Yani tanış olduğum dosya da budu. Çünkü ben Türkiye'den göndermişim. Ben Ahmet Kuliyev'in kendisine de dedim ki, bu yazı benim değil. Türkiye'den getirdiğim yazı da var. Bak bu da müstentiğin yazısıydı. 38.500 doları da gösteriyor burada. Giriş çıkışlarımla ilgili kağıtlarım da buradaydı. Burada en büyük cinayetkarlığı Ahmet Kuliyev yapmıştır. Bu adamların işini yüngül tutsun diye işi ayırıptı. Ondan sonra birisini hatayı mahkemesine verip birisini de işte kendisi bakmıştı. Ben o mahkemelerde olmamışım. 2017'de bu iş olmuş ama ben burada olmamışım. Bensiz mahkemeye gitmiş. Adamı suçluyu içeriden çıkartmışlar. Öbür adam da Asef'te Rusya'nın Tümen şehrindeydi. Ondan sonra o da tutulup gelmiş. Ben burada zarar çekerim. Bana hangi sebebe göre stop koyuluyor? Niye koyuluyor? Ben hakkımı aramayayım diye. Bunun suçlusu kimdi? Devlet çalışanı değil mi? Devlet değil mi?
İndi sənə dəymiş ziyanla nə qədər ödənilib, nə qədər qalır? Bana Elmar Rəhimov biraz ödəmə yaptırdı. Ali Mahkəməsindən iş qayıtdı. Hissə-hissə, heç bir sıkıntı olmadı. Şimdi Kamran, ondakı iş bitti, vermişim. Onu da görüyorsunuz, Apellyasiya Mahkəməsinə tekrar vermişim ki, bir üst mahkəməyə verilsin deyə. Sadəcə bu sahte sənədlərin hepsi sahtedir. Şimdi Kamran Əkbərov da normalde zaten orada qanunsuzdur. Yani benim 38.500 dolar o zaman vermiş olsaydı, devlet haklıydı. O zamanki manata çevirip verecekti. Ama şimdi aradan 8 yıl geçip, o zaman yağın litresi 5 kilo yağ 7 manatıydı. Şimdi 20 manat. Düzgün değil axı. Bu Ahmet Kuliyev'i koruyorlar şu anda. Olay bu. Ahmet Kuliyev'i koruyorlar. Yani bu iş niye araştırılmıyor? Suçlu kimse getirsin desin ki ben verdim. Bu apostili olmadan, bak bu görüyorsunuz. Apostilsiz bunu nasıl kabul etmişler? Buyur. Apostilsiz böyle bir noter senedi mi olur? Nasıldı? Görüyorsunuz. Apostil yazıyor burada. Bunu araştırmıyorlar. Bak görüyorsun. Peçatlı meçatlı Azerbaycan dilinde de çevirmişim. Bu da Azerbaycan dilindedir. Bunu niye araştırmıyorlar? Mahkeme araştırması lazım ama mahkeme değil bizlik değil diyor. Siz diyor bana ne yapacağımı da vermiyorlar. İkincisi de burada vekil tutabilmiyorum. Vekil tutmuşum, mahkeme onları yapıyor. Yani sıkıntıya salıyor. Diyor ki senlik değil. Ona göre de ben vekilsiz kendi başıma mücadele ediyorum. Biraz sağ olsun duyarlı Azerbaycan halkı o biraz kömek ediyor. Bu buraya fikir veriyor. O fikirlerle Allah'ın sayesinde bu duruma kadar gelmişim. Şimdi vaziyetim çok kötüdür. Bu sahte senede göre şimdi işi ayırmışlar. Ahırıncı işlere göre şimdi mahkemenin dediğine göre 10 bin ASEF'te göstermişler. 25 bin de şeyde göstermişler. Mehman İnsanov'da göstermişler. Bu işler Grup Bavo 178'in 3'ün 2'ye bu ikisine Grup Bavo gittiği için Kabahçadan elbir olan şahs kısmına gittiği için bu iş böyleydi. O zaman da vermediler. Şimdi benim bütün şikayetlerime bakmıyorlar. Şimdi burada bana normalde 66 bin manat pul vermelidiler. Bugünkü mezenneye göre. O zaman dolar 78 idi. Ama o zaman manata çevirip diyelim 30.600 manat yapıyordu. O zaman verseydi ben bir ne kadar eksik de olsa dolarımı alardım. Ama şimdi alabilmiyorum ki 170'ti mezenne. Ben nasıl alayım? Benim umumiyetle İlham Əliyev'den, Mehriban Hanım'dan imdat diliyorum. Yani gözlerini açsınlar baksınlar. Ben burada zarar çekenim. Şimdi burada çok büyük adaletsizlik var. Şimdi Azerbaycan halkı çok duyarlı halktı. Ben bu kadar adaletsizliği 8 yıldır hemen hemen yaşıyorum. Burada Azerbaycan halkı nasıl yaşıyor? Yani benim burada haklarım, hukuklarım taftalandığına göre gör onlar ne durumdadır. Yani onlar benim şeyimden daha da beter durumdadır. Yani hakkını nasıl yapacak, arayacak, soracak. Benim umumiyetle 38.500 dolarımdan bana aşağı yukarı bir 25.000 para ödenip hisse hisse. O da kanunsuzdu. Yani o adam sahte senede göre verdim diyor ama sonradan bu parayı ödüyor. Bana daha önce ödememişti. Bu sahte senedi verende mahkemeye ödedim diye yazısı da buradadır. Halbuki ben para almamışım. 2017'de burada olmamışım. 2019'da olmuşum. Gelmişim buraya. Burada şimdi mahkemede ödettirme yaptılar. Benim burada haklarım, hukuklarım çok artık derecede taftalanıp hayır edirəm bana köməkli edin. Bu videoyu paylaşın, paylaştırın. Ben de sizin bir kardeşiniz, Türk kardeşiniz Yavuz Yağcı.